Merhaba arkadaşlar, Çöz Kazan Yayınları Dil Bilgisi Soru Bankası sorularını çözüyoruz. Cümle türleri 5. üniteye geçtik. 1. testimizin ilk sorusu şöyle. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil cümlesidir? Şimdi bizim yüklememizin türüne göre iki çeşit cümlemiz vardı. Bunlardan bir tanesi fiil cümlesiydi, bir tanesi de isim cümlesiydi. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olduğunu bulalım. Bunun için tabii ki yüklemi tespit etmemiz lazım. Yüklemi bulduktan sonra yüklemimiz fiil mi, isim mi buna bakacağız. Elinizdekilerin hepsi bu kadar mı? Yüklemin burada arkadaşlar. Bu kadar mı mak, bu kadar mı mek olmayacağı için bunun isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Yanınızda oturan kişi kimdi? Kim? Zamirdir arkadaşlar. İsimler, sıfatlar, zarflar, zamirler, edatlar, bağlaçlar, ünlemler isim soylu sözcük kabul edilir. Bu nedenle buradaki kimdi ifadesi de isimdir. Yemek yapınca tezgahı temizledi. Temizlemek fiilinden söz bahsediyoruz. O zaman cevabımız da C olmuş olur. Dağınıktı, dağınıkmak olmayacağı için bu bir isim cümlesidir. Ahmet Bey onu en çok etkileyen öğretmendi. Etkileyen öğretmendi ifadesi isim cümlesi yapar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir denilmiş. Ahmet Kutsi Tecer en sevdiği şairdi. Yüklemimiz burada arkadaşlar. Şairdir isim cümlesi yapmış. Sonunda beklenen misafirler de geldi. Gelmek fiil cümlesi. Boyacıların hesabı bir gün sorulacak. Sorulmak fiil cümlesi. Birden karşımda görünce çok telaşlandım. Telaşlanmak fiil cümlesi yapar. Zamanla birbirimize alıştık. Alışmak fiil cümlesi yapar arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir demiş. Yüklemin yerine göre devrik ve kurallı cümlelerimiz vardı. Devrik cümle ne demekti? Yüklem eğer cümlenin sonunda değilse, başta ya da ortadaysa böyle cümleler devrik cümle oluyordu arkadaşlar. Hemen bakalım yüklemlerimizi bulalım. Bakıp imreniyorum şehrin üstünden geçen bulutlara. Yüklemim ne? İmreniyorum ifadesi. İmrenmek cümlenin sonunda değil. Bu nedenle ben bunun devrik cümle olduğunu söylerim. Seni daha iyi yerlerde görmek isterim. İsterim yüklemin ve cümlenin sonunda. Projenin hazırlanmasında ilk basamak nedir? Yüklemim sonda. Bir panelde en az 3 panelist bulunmalıdır. Yüklemim sonda. Sempozyuma bilgi şöleni de denir. Yüklemim sonda arkadaşlar. Bu nedenle cevabım A'dır. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi kurallı bir cümledir denilmiş. Yüklemi sonda olan cümleler kurallı olmayan devriktir diye de bilgi vermiş bize. Gözden düştü bu hareketiyle bir anda. Gözden düşmek nerede? İçeride cümlenin sonunda değil. Dolayısıyla ben buna devrik cümle derim. Bilmiyor musun suyun faydalarını? Bilmiyor musun? Devrik cümle. Siz de gelin bizimle yarın. Gelin yüklemim. Sonda olmadığı için devrik. Kafama koydum seni geçeceğim. Koydum ve geçeceğim ifadeleri yüklem arkadaşlar. İki tane yüklemimiz var. İkisi de kendi cümlelerinin sonunda. Bu nedenle ben bunlara kurallı cümle derim. Yani cevabım D şıkkı. Var mı bizden daha cesuru dünyada? Bizden daha cesuru dünyada var mı? Yüklemim burada. Bu da yine devrik cümledir arkadaşlar. 5. sorumuz. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir denilmiş. Bakalım. Eylemsiler ek eylem alarak yüklem olur ve isim cümlesi meydana getirir. Bu söylenenleri asla unutmam. Unutmam, unutmak fiilinden gelmiş. Yani bu isim değil fiil cümlesi arkadaşlar. Tek isteği evinde huzurlu olmaktı. Olmak ol fiil kökünün üzerine matmek isim fiil eki gelmiş. Yani fiilden isim yapan ek gelmiş. Yani sözcüğümü son hali yapım eki almış son hali isim. Üzerine de t
tı ek eylem gelmiş. Aynı şurada söylendiği gibi. Eylemsiler ek eylem olarak yüklem olur. Eylemsi ek eylem olarak yüklem olmuş burada. Dolayısıyla ben burada isim cümlesi görüyorum. Olayı dallandırıp budaklandırma artık. Burada budaklandırma ifadesi fiil. Seni bir yerlerden gözüm ısırıyor. Fiil. Dünya malı dünyada kalır bilesin. Fiil. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümledir demiş. Eksiltili. Ben de geleceğim mutlaka oraya. Yüklemim nerede? Burada. Yüklemim varsa o zaman bu eksiltili bir cümle olmaz arkadaşlar. Dost kara günde belli olur derler. Yüklemim burada. Yüklemim varsa eksiltili cümle olmaz. Yarın yapılacak sınavda tüm öğrencilere başarılar demiş de yüklemim nerede? Yok. Şöyle bir şey söylemiş olsaydı, yarın yapılacak sınavda tüm öğrencilere başarılar dilerim demiş olsaydı, o zaman bu eksiltili cümle olmaktan çıkacaktı. Ama 3 nokta getirilmiş, yüklemim yok. O zaman ben bunun eksiltili bir cümle olduğunu söyleyebilirim. Matematik sorularını çözerken çok eğleniyordu. Burada eğleniyordu ifadesi var. Yani yüklemim olduğu için eksiltili olamaz. Eda'yla öykü oyun oynuyordu. Oynuyordu ifadesi burada yüklem. Yani yüklemim olduğu için cümlem eksiltili cümle olamaz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi basit yapılı cümledir denilmiş. Basit yapılı cümle. Neymiş peki basit yapılı cümle dediğimiz şey? Tek yargılı cümleler basit yapılı cümlelerdir demiş. Tek yargısı varsa, bunun dışında bir yargısı yoksa, tek yüklemdeki yargı varsa sadece, o zaman bu basit yapılı oluyormuş. Peki bakalım. Sen ders çalışırken ben de kitap okuyayım demiş. Şimdi okuyayım yüklemim, yani temel yargım. Bir de ne var burada? Ders çalışırken ifadesi var. Bu da yan cümlecik oluşturmuş. Tek bir yargısı olması gerekir. Burada bir tane yargımın yanında bir de yan yargım var. Yan cümleciğim var. O zaman ben bu cümleye basit yapılı diyemem. Ne diyebilirim arkadaşlar? Birleşik yapılı diyebilirim. Sözümü dinleseydin şimdi böyle üzülmezdin demiş. Üzülmezdin yüklem. Dinleseydin ifadesi de şart ifadesi almış. Şartlı birleşik cümle yapmış. Yani yine birleşik cümle. Eve geldi ve televizyon izlemeye başladı. Başladı yüklemim. Bir de burada yüklemim var. Eve geldi. İki tane yargım var. Ve bunları birbirine bağlaçla bağlamışım. Ben böyle cümlelere bağlı cümle diyorum arkadaşlar. Kitaplarımı yazarlarına göre düzenledim. Düzenledim benim yüklemim. Peki buradaki yargımın dışında başka yargı var mı cümlede? Yok. O zaman ben bunun tek yargılı, yani basit yapılı olduğunu söyleyebilirim. Roman yazan sanatçı hikayede kaleme almış. Kaleme almak burada benim yüklemim. Roman yazan dediğim zaman da ne oldu? Birleşik bir cümle kurmuş oldum. Girişik birleşik cümledir yapısı itibariyle. Sekizinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik yapılı cümledir? Neymiş girişik birleşik cümle? Yan cümlesi eylemsi olan cümleler girişik birleşik yapılı cümledir demiş. Bakalım. Birçok kişi bu haberi yeni duydu. Burada temel yargım var. Yan cümlecim var mı? Yok. Bu değil demek ki. Çok konuşan öğrencileri öğretmen uyardı. Uyardı benim temel yargım. Ne var bir de burada? Konuşan öğrenci sıfat fiil var. Fiilimsi var yani. Eylemsi olan cümleler, yan cümlesi eylemsi olan cümleler girişik birleşik yapılıysa o zaman burada girişik birleşik yapılı cümle var diyebiliriz. Sen de bir gün sözümü hatırlarsın.
Burada bir temel yargım var ama yan yargım yok arkadaşlar. Çikolatalı tatlıları daha çok seviyorum. Temel yargım var, yan yargım yok. Haftaya Bursa'dan misafirlerim gelecek. Temel yargım var, yan yargım yok arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik yapılı cümledir demiş. Nasılmış peki iç içe birleşik? Doğrudan aktarımlı cümlelerin yapısı iç içe birleşiktir demiş. Doğrudan aktarımlı. Yani ben birinin sözünü aktarırken içeride başka birinin daha sözünü aktarıyorsam ya da kendi sözümü söylerken başka birinin sözünü aktarıyorsam doğrudan aktarım yapmış olurum. Bakalım. Sen söylemesen de o her şeyi anlar. Burada yüklemim var, temel yargım var. Bir de burada yan cümleciğim var. Ben buna birleşik cümle diyorum. Ama iç içe birleşik değil. İç içe olması için başka birinin sözünü aktarmam lazım. Burada şartlı birleşik cümle var. Kokun gizli esip gelen rüzgarda. Kokun gizli esip gelen rüzgardadır aslında bu arkadaşlar. Geniş zaman ek eylem. Peki burada esip gelen fiilimsi. O zaman ben buna da birleşik cümle diyeceğim. Ama nasıl birleşik cümle bu? Girişik birleşik cümle. Çünkü fiilimsilerden oluşmuş. Sınav 10'da başlayacak. Geç kalmayın. Başlayacak bir yargı. Geç kalmayın. Başka bir yargı. Virgülle birbirine bağlanmış. O zaman ben buna ne derim arkadaşlar? Sıralı cümle derim yapısı bakımından. Sabret yeter ki her şey istediğin gibi olacak denilmiş bugün burada. Olacak yüklem. Bir de burada ne var? Yeter ki var. O zaman ben buna şartlı birleşik cümle derim. Nasıl ama birleşik? Kiili birleşik, özür diliyorum. Sase olsaydı şartlı birleşik olacaktı. Kiili birleşik cümle diyorum. Ödevi haftaya bugün teslim etmelisiniz dedi. Burada dedi var. Temel yargım. Bir de ne var şurada iç kısımda arkadaşlar? Başka birinin ifadesi var. Biz birilerinin ifadelerini aktarırken yalnızca tırnak içerisine almayız arkadaşlar. Doğrudan o kişinin sözünü söyleyip sonrasında virgül koyup dedi de diyebiliriz. Aynı bu cümlede olduğu gibi. Yani tırnak içerisine almayınca doğrudan aktarım yapmamış olmuyoruz arkadaşlar. Buradaki ifade başka birinin sözü. Ödevi haftaya bugün teslim etmelisiniz dedi. O zaman ben bu cümleye iç içe birleşik yapılı cümle diyebilirim. Onuncu sorumuz. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi şartlı birleşik cümledir demiş. Yan cümlesi şart ekiyle kurulan, çekimlenmiş, yargı olan cümlelere şartlı birleşik cümle denilmiş. Bakalım. Hemen herkes yılandan çok korkar. Korkar bizim yüklemimiz. Başka bir yargımız olmadığı için buna basit yapılı cümle diyebiliriz. Lisedeyken dostluklar ne kadar da temizdi. Temizdi. Başka yargım yok. O zaman basit yapılı cümle. Yeni bir yılda yeni umutlarla dolar insan. Dolar yüklemim. Başka yargı yok. Basit. Düzenli çalışırsan başarılı olursun. Burada başarılı olmak ifadesinin yüklem olduğunu görüyoruz. Yine ne var? Çalışırsan ifadesinde şart ekiyle çekimlenmiş bir yargımızın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun için şartlı birleşik cümle deriz. Kitabın arasında kurutulmuş çiçekler arasından kurutulmuş çiçekler çıktı. Ne var burada? Kurutulmuş çiçekler. Fiilimsi kullanılmış. Yani girişik, birleşik cümledir arkadaşlar. On birinci soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sıralı cümledir denilmiş. En az iki temel cümlenin virgül veya noktalı virgülle bağlandığı cümleler sıralı cümlelerdir diye belirtilmiş. Gençlik ve spor bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlandı bizim yüklemimiz.
Şimdi şurada bir bağlaç var. Ben buna bağlı cümle mi diyeceğim? Hayır, çünkü bir tane yargım var. Ne olmuş olur? Basit bir cümle olmuş olur. Yaşlı kadına yardım eden genç evine gitti. Burada gitti ifadesi var. Bir de virgül var. O zaman ben buna sıralı cümle mi diyeceğim? Hayır. Burada iki tane temel yargı yok. Temel cümle yok arkadaşlar. Yardım eden derken fiilimsi var. O zaman buna girişik birleşik cümle diyeceğiz. Yaşadığı anın değerini bilmeyen keşkelerden kurtulamaz. Kurtulamaz temel yargım ve buralarda da fiilimsilerim var. Yani girişik birleşik cümle. Sınıfa girdi, içerisi bomboştu. Girdi ve bomboştu iki tane temel cümlem. Peki ben bunları neyle ayırdım? Noktalı virgülle ayırdım. O zaman bunun sıralı cümle olduğunu söyleyebilirim. Dur diye bağırınca herkes irkildi demiş. Burada irkildi ifadesi temel cümlem. Burada da yüklem var, bu virgül değil midir diye sorarsanız arkadaşlar bunun bir iki önceki soruda karşılaştığımız iç içe birleşik cümle olduğunu söyleriz. Neden? Çünkü dur ifadesi bir başkasına ait, başkasının sözünü alıntı yapmış. Bu nedenle sonuna virgül koymuş. Yani bu bir temel yargı değil arkadaşlar. Bu nedenle bu da bizim cevabımız olamaz. İlk testimizin son sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağlı cümledir denilmiş. Bağlı cümle. Nasılmış peki bağlı cümleler? En az iki temel cümlenin bağlaçla bağlandığı cümleler bağlı cümledir. Saygı ve erdem duygusundan yoksun insana acırım. Acırım benim yüklemim. Peki var mı başka yargım? Yok. O zaman basit. Geldi ve tek kelime etmeden odasına gitti. Burada geldi benim bir yargım, gitti başka bir yargım. Peki bu iki yargıyı birbirine nasıl bağladım? V bağlacıyla. O zaman yukarıda tanımın yapıldığı bağlı cümleyi bulmuş olmam mı? Olurum. Sen de bir şey anlatmazsan meraktan çatlarım. Çatlarım bir yargım var burada. Bir de ne var burada? Sase ile kurulan bir yan cümleciğim var. O zaman ben buna şartlı birleşik cümle derim. Hikaye ile romanı birbirinden ayıramayanlar var. Burada var benim yüklemim, fiilimsim de olduğu için birleşik cümledir. Girişik birleşik cümledir. O da beni bırakıp gitmez, biliyorum. Biliyorum bizim temel yargımız. Biri de şurada başkasına ait bir ifade var. O zaman bu da iç içe birleşik cümledir. Yani bir birleşik cümle çeşididir.